Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Anavatan Türkiye'ye karşı küstah hamleyi başlattılar. Bayraktar TB2 SİHA'yı satın almaktan vazgeçip İsrail devletinden aldılar. Avrupa ülkesinden ilginç adım. Daha önce Anavatan Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almayı açıklayan Romanya, İsrail'den İHA almak için sözleşme imzaladı. Eylül ayı içerisinde Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 almayı planlayan Romanya, İsrail merkezli Elbet'ten İHA almak için anlaşmayı bugün itibariyle imzaladı. Romanya, Elbit Sistem'den 410 milyon dolarlık değerinde 7 adete kadar İHA almayı düşünmek için bugün itibariyle imzayı atan Romanya devletinden Türkiye'ye karşı küstah bir hamle yapılmış oldu. Romanya Savunma Bakanlığı 20 Aralık tarihinde yaptığı açıklamasında çerçeve anlaşmasının 5 yıllık bir süresi var ve en fazla 7 adete kadar X İHA sistemi almak için tedariki için müteakip sözleşme vermeyi hedefliyor şeklinde konuştu. Elbet Romanya Savunma Bakanlığı'nın bu çerçeve sözleşme kapsamında henüz belirli bir satın alma siparişi vermediğini de söyledi. Romanya hükümetinin yerli savunma sanayisini bu sistemle beraber 5 yıllık anlaşma kapsamında hava platformunun yapısı, yer komuta, kontrol istasyonu konteyneri, elektrik, mekanik aksamların üretimi Romanya topraklarında gerçekleştirmeyi planlıyor. Konuya ilişkin Elbit CEO'su yaptığı açıklamasında sözleşme uygulamasının bir parçası olarak Elbit sistemi İHA'yı Romanya'da üretmek amacıyla bazı sistemleri geliştirerek Romanya'daki yan kuruluşlarıyla beraber altyapı endüstriyel işbirliği kurmayı planlıyor diyerek ifadelerinde kullandı. Kıymetli izleyenler, haberimizin devamında bu Romanya devleti Eylül ayı içerisinde yaptığı açıklamasında 18 adet Bayraktar TB2 satın almak için talepte bulunduğunu belirtmişti. Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma işlemi olduğu için parlamentonun onayı gerektiğini vurgulanan haberde onay verilmesi halinde iki ülke arasındaki görüşmelere başlanacağını açıklamıştı. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.